Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin şoka girdi sevgili izleyenler. Milyardan fazla insan aynı anda depresyona girdi. Aynı anda antidepresan tüketiyorlar şu anda. Ekonomi durdu, fabrikalar çalışmıyor. Çin malı mal oldu resmen. Neden oldu bu? Biliyorsunuz Çin Doğu Türkistan'daki Uygurlulara, Müslümanlara, Türklere çok büyük baskılar uyguluyor. Çok acayip haberler geliyor insanı. Ürküten haberler geliyor ve hükümetimiz başta reis olmak üzere Çin'e karşı çok akıllı bir politika yürütüyor. Ne yapıyor? Onlardan borç alarak, milyarlarca dolar borç alarak Çin ekonomisini bitirmeye çalışıyor. Çok akıllıca. Bakın hiç konuşmuyor. Orada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Diyor ki Çin'in iç işleridir o diyor. Çin'in diyor terörle mücadelesinde yanındayız diyor. İçten çökertiyor. Hep mi onlar bizi içten çökertecekler? Hep mi onlar bize prenseslerini gönderip koca koca ülkelerimizi yıkacaklar? E biraz da biz damatlarımızı gönderip oradan yüklü miktarda para alıp onları çökertelim diye harika bir politika yürüyor ama Cuma günü çok büyük bir protesto gerçekleşti sevgili izleyenler. Kartondan yaptıkları Çin seddini yıkan duyarlı, vicdanlı, aurası açık vatandaşlarımız Çin'i bitirdi. Şu an Çin ekonomisi çöktü. Çin psikolojisi çöktü sevgili izleyenler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Büyük bir pişmanlık yaşıyorlar. Yaptıklarından dolayı kahroluyorlar diye haberler geliyor. Yani yaptığımız bu etkili protesto benim aklıma daha evvel yapılan dünyayı şok eden, dünyayı şaşırtan, zulmü Durduran zalimi yamultan protestoları tek tek düşünmeme vesile oldu. Bugüne kadar öyle etkili protestolar yapıldı ki Türkiye'de bütün dünya resmen mala bağladı sevgili izleyenler. Madem Çin'den başladık Çin'den devam edelim çünkü Çin ülkemizde en çok protesto edilen ülkelerin başında geliyor. Son derece ilgi çekici, son derece şaşırtıcı, iyi bir fikirle dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor ülkemizin yerli ve milli protestocuları. İstanbul Ülke Ocakları bir seferinde Çin'i protesto etmek için Taksim'de gezen Güney Koreli turist grubuna saldırdı. Öyle bakmayın. Çinlilere saldırsalar kimsenin dikkatini çekmeyecek ve haber olmayacaktı. Ters köşe yaparak bir anlamda ironi yapıyorlar. Bütün dünyanın dikkatini çektiler. Koreliler de ayaklarını denk aldılar. İleride bir yanlış yapacaklarsa şimdiden derslerini vermiş olduk. Bugün dostuz aramız iyi bir problem yok diye kimse öyle rahata kaçmasın. Herkes ayağını denk alsın. Yine Çin'in Uygurlulara yaptığı zulmü protesto etmek için İstanbul'daki Uygur Türklerine saldırmak da gerçekten son derece ironik, etkili, dikkat çekici, yıpratıcı bir protesto yöntemi olarak hafızalara kazındı sevgili izleyenler. Bütün dünyanın dikkatini çekti. Benim en etkilendiğim protesto yöntemlerinden birisi Türkücü Aydın Aydın'ın Rusya'yı protestosuydu sevgili izleyenler. Uçak düşürme hadisesinden sonra biliyorsunuz Diyorsunuz bir ara Rusya ile aramız çok kötüydü. Diplomatik ilişkiler neredeyse tamamen bitmişti. Yani bir anlamda savaşın eşiğine gelmiştik. Türkücü aydın aydın öyle bir inisiyatif aldı. Öyle bir ağırlık koydu ki bir anda dengeler değişti. Ne yaptı biliyor musunuz? Rus manken oynattığı klibinin bütün kopyalarını yaktı. Bundan sonra kliplerinde ve konserlerinde asla Rus mankenlere yer vermeyeceğini açıkladı. Bu Rusya'da deprem etkisi yarattı. Rusya'da mankenlik sektörü, mankenlik ajansları bitti. Sanat öldü. Artık Rusya'da manken yetişemez oldu. Rusya'nın biliyorsunuz geçim kaynağı mankenler. Bu da olmayınca Rusya ciddi bir sıkıntıya girdi ve Türkiye'den özür dilemek zorunda kaldı. Aydın Aydın'ın bu gerçekten müthiş, zeki protestosundan sonra. Ülkemizde son dönemde en çok protesto edilen isimlerden birisi de Amerikan Başkanı Trump. Trump bütün dünyada protesto ediliyor. Amerika'da filan protesto ediliyor ama o protestolar hiçbirisi Türkiye'de yapılanlar kadar dikkat çekmiyor. Kimin aklına gelir Trump'ı protesto etmek için? Üzerine Trump yazılmış turp ısırmak. Orta Doğu'da kartlar yeniden karıldı. Bu protestodan sonra yine Trump'ı protesto etmek için iPhone parçalamak, balyozla iPhone kırmak. Hadi buyurun düşünün bakalım. Trump'ı ya da Amerika'yı protesto etmek istediğinizde aklınıza gelecek en iyi yöntem tabii ki dolar yakmak. Öyle ki Türkiye'de bir dönem yerli ve milli protestocular, yerli ve milli protestanlar dolar dumanıyla haberleştiler. Her gün memleketin bir şehrinde, bir ilinde, ilçesinde, bir meydanında törenle dolar yakıldı. Tabii ki sahte dolar. Coca-Cola, Amerika'yı ya da İsrail'i protesto etmek istediğinizde mutlaka kullanmanız gereken en önemli objelerden, sembollerden birisi. Coca-Cola ne yapılabilir? Elbette gidilir marketten satın alınır, parası verilip bir kasa. Sonra o klozete dökülür, yola dökülür. Hatta kolayı böyle iple bağlarsınız, asarsınız, idam edersiniz bir anlamda. Coca-Cola bu anlamda çok kullanışlı. Ama Coca-Cola'yı protesto etmek için Fanta içmek Lütfen bunun üzerinde hiç tartışmayalım. Bu bugüne kadar dünya üzerinde bulunmuş en etkili protesto yöntemidir. Üstelik bunu yapan ülkemizin bir valisi. Reis nasılsa valide öyle. Hepsi aynı kalitede. Hepsi aynı kalite ortalamamız mükemmel dolar yakan, klozet'e kola döken vatandaştan tutun, Coca-Cola'yı protest etmek için Fanta içen vali, oradan da reise kadar uzanan bir beyin yakan mükemmellik silsilesi var. Tabii ki dolarla yapılan protestolar içerisinde en etkilisi, en yıkıcısı, en onur kırıcısı, Amerika için en büyük darbe anlamına geleni muhtarlarımızın yaptığı dolarla burun silme Protesto Resmen Amerika'ya sümkürdüler, Amerikayı lavobadan aşağı götürdüler. Tabi yapılan protestoları konuşunca özellikle son 4-5 yılda ne kadar çok ülke Türkiye'ye düşman olma hadsizliğinde bulunmuş bunu görüyorsunuz. Mesela Hollanda, ya küçücük Hollanda, senin ne işin olur Türkiye'yle? Nasıl bir kavga çıkarabilirsin? Sen nasıl olur da Hollanda Fatih'i aile bakan, aile bakanımız bile tabi biz tepkimizi çok sert koyduk sevgili izleyenler. Hollandayı protesto etmek için. İstanbul'da bir grup yerli ve milli dahi kardeşimiz portakal bıçaklamak gibi sarsıcı, yıkıcı, insanı hayattan soğutucu, yaşam enerjisini sömürücü bir ülkenin soluk borusuna nohut tıkayıcı bir protesto yaptılar. Portakala bıçak sokma protestosundan sonra Hollanda'da tarım bitti. Narenciye öldü, turunçgiller teker teker kurudular sevgili izleyenler. Ülkede portakal satılan dükkanların hepsi kapandı ve Hollanda'da insanlar yaşadıkları bu duygusal yıkımdan sonra ne yazık ki Ota, esrara, kokaine filan başladılar. Hollanda'nın her yerinde, Amsterdam'ın merkezinde filan her tarafta kokain kafeler filan açılmış. Bence ölçüyü kaçırdık. O portakal protestosu biraz ağır oldu. Kendimizi de eleştirelim. Ya tamam protesto en doğal hakkımız ama bu kadar portakal ağır oldu, ağır oldu. O arkadaşların yüzündeki ifadeler özellikle, o portakal bıçaklayan arkadaşların bakışları bir ülkeyi bunalıma sürüklemeye, intiharın eşiğine getirmeye yeter. Ya yani bu vebal biraz fazla. İşte yine o tarihlerde sevgili izleyenler Hollanda'yı protest etmek isteyen Samsun'daki bir grup vatandaş Hollanda bayrağını yakmak isterken Fransa bayrağını yaktılar. Bir karışıklık olmuş ama Fransa da zaten bunu daha öncesinde hak etmişti. Fransa bayrağını yakmak isterken de Rus bayrağını yaktılar. Rus bayrağını yakmak isterken de Hollanda bayrağını yaktılar ve dolayısıyla da amaç yerine geldi yani. Bu da bir tür sanat yani. Bu da bir tür mizah. Bu şekilde bütün dünyaya böyle bir sinerji yayıyorlar. Herkes ayağını denk alsın. Her an e, talih kuşu sizin de başınıza konabilir diye uyarıyorlar. Kendi üsluplarınca. Neden o bayraklar birbirine bu kadar çok benziyor? Amacınız ne? Hı? Mesela Ermenistan. Ülkemizde en çok protesto edilen ülkelerden birisidir Ermenistan. Iğdır'da Ermenistan'ı protesto etmek için Ermeni bayrağını yakmaya çalışan vatandaşlar yanlışlıkla Kolombiya bayrağını yakmışlar. Ey Kolombiya! Sen niye Ermenistan bayrağıyla aynı bayrak yapıyorsun ya? Sen bizim düşmanımız mı olmaya çalışıyorsun? Kolombiya'nın bundan ders alıp o bayrağı değiştirmesi lazım. Erzurum'da bir vatandaş PKK'yı protesto etmek için yanlışlıkla Kamerun bayrağını yakmış. Bu da Kamerun'un problemi. Kamerun'da oturup başını iki elin arasına alıp bizim bayrağımız neden böyle diye düşünmeli. Her şeyde yerli ve milli protestocu, dahi üstün zekalı, mükemmel fikirler üreten insanlardan bekleyemeyin. Adamların işi gücü var. Bütün dünyayı protesto etmeye çalışırken bir de böyle saçma sapan detaylarla uğraşamazlar. Yılbaşı geldi. Şu an bu millet Noel Baba'yı protesto etmek zorunda. Müslüman Noel kutlamaz diye bağırmak zorundalar. Çıldırmak zorundalar. Höykürmek zorundalar. Yeri göğü inletmek zorundalar. Müslüman Noel kutlamaz Önce bunu bir halledelim. Daha sonra Müslüman yalan söylemez, Müslüman iftira atmaz, Müslüman haram yemez, Müslüman kul hakkı yemez, Müslüman zulmetmez, Müslüman onlara da gelecek sıra. Ama önce bunu halletmemiz lazım Müslüman Noel kutlamaz diye. İşte bu yüzden de sevgili izleyenler ülkemizde Noel Baba protestoları öyle anlamlı, öyle yaratıcı, öyle mükemmel fikirler çıktı ki gerçekten çok şaşırdık. Noel Baba'nın kafasına silah dayamak, şişme Noel Baba'ya bıçak saplamak, Noel Baba'ya kelime-i şehadet getirttirmek. Noel Baba'yı Yeniçerilerce kovalattırmak. Yani Noel Baba karşı karşıya kaldığı bu muamelelerden sonra arabeske başlasa ismi de müsait piyasayı kasıp kavurabilir. Bütün ülkeler bayraklarını kontrolden geçirsinler. Mümkünse herkes birbirine benzemeyen bayraklar geliştirsin. Sonra kimse bizi suçlamasın kimse ortamı germeye kalkmasın. Buradan da bütün çekik gözlü insanlara seslenmek istiyorum. Herkes hangi ülkeden olduğunu belli edecek bir rozetle, bir formayla, bir şeyle gezsin. Koreli, Tayvanlı, Vietnamlı, Çinli, Uygur, Japon bilemeyiz. Kimse bizim protesto yeteneğimizi test etmeye kalkmasın.